Size sürekli ihaneti hatırlatan bir çocuğu gerçekten sevebilecek misiniz Feriha? Kocanızı bir ömür boyu kendi çocuğuyla ve onun annesiyle paylaşabilecek misiniz? Siz gerçekten bu kadar güçlü müsünüz Feriha? Tek temennim, hayata 1-0 mağlup başlayacak bu çocuğu incitmemeniz. Kan grubunuz ne? B. B pozitif. Hemen benimle gelin. Ne oldu ki? Oğlunuza kan vermeniz gerekiyor. Çok hızlı olmalıyız hemen. Az kaldı canım, az kaldı. Bak bebeğimiz de doğdu. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Emir nerede? Bebeğimi niye getirmiyorlar? Buraya biraz bastıralım. Evet. Anne Feriha'yı gördün mü? Biz Hülya Hanım'la girerken o çıkıyordu. Oğlum kan verdin. Emir. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Bebeğimi nereye götürdünüz? Getirin onu bana. Babası nerede? Babasından mı saklıyorsunuz bebeğimi? Tamam canım, tamam. Bebeğimi istiyorum. Bebeğimin babasını istiyorum. Tamam. Bir şey yapar mısınız lütfen? Emir Bey'e haber verir misiniz? Ben Emir'i hemen bulacağım. Bulacağım. Rüyacığım kazandık. Biz kazandık kızım. Emir. Rüya. Bebeğimin babasını istiyorum. Tamam. Emir yanıma gelsin ne olur. Yalvarırım gelsin. Emir. Emir bebeğimizi gördün değil mi? Onu gördün mü? Emir ne olur yanıma gel. Hülya Hanım, biz biraz hava almak için dışarıya çıkalım. Lütfen. Emir ne olur yanıma gel. Ona bir şey olmadı değil mi? Doğruyu söyle bana ne olur. Bebek iyi merak etme. Ben doktorla konuştum. Bir sorun yok. Biliyorum. Babasının kanı yaşatacak onu. Biliyorum ben. Bak gördün mü? İkimizin de sana ihtiyacı var.
Hanımefendi. Emir beni kaldırır mısın? Ne yaptın da benim kızım erken doğum yaptı? Ama ne yaptıysan o bebeğin doğmasına engel olamadın değil mi? Ne oldu? Kapının dışında mı kaldın şimdi? Hülya Hanım, lütfen biraz sakin olun. Bakın hastanedeyiz. Defolup gideceksin buradan. Bir daha seni buralarda görmeyeceğim. O kötü gözlerine bakamayacaksın torunuma. Defol buradan. Feriha, burada olmaman gerekiyor. Lütfen, sorun çıkarma ve buradan hemen git. Emir'in ve Rüya'nın bebekleriyle birlikte olmaya ihtiyaçları var. Lütfen. Efendim Aysun abla. Koray, bebek doğdu. Rüya erken doğum yaptı. Şimdi hastanedeyiz. Emir de burada. Ve sanırım bir dosta ihtiyacı var. Tamam Aysun abla, hemen geliyorum ben. Hangi hastanesiniz? Tamam. Defol git buradan. Hande. Rüya doğum yapmış. Nasıl? Hangi hastanede? Arkamdan gel hadi hemen. Kim oldu? İyi değilsin sen. Emir'in bebeği oldu. Sonunda doğdu yani. Konuşalım istersen biraz. Gel.
Hadi evimize gidelim Cansu. Konuşacak çok şeyimiz var. Evet. Galiba taşınmayı düşünüyorlar. Burada neredeyse ölüyorlardı. Onları suçlayamayız değil mi? Hadi içeri girelim. Hadi. İlk defa Emir'in olduğu bir yere sığamadım ben. Bana yer yoktu orada. Yani çocuk oldu tamam. Ama Emir'den olduğu kesin değil ki daha. En azından bugünlük onun babası Emir'di. Daha önce kimseye kan vermemiştim. Bebek çok küçük. Bir de benim kanım. Neyse ki kanlarınız tutmuş. Ama bu hiçbir şey demek değil biliyorsun değil mi? Yani milyonlarca insana kan verebilirsin. Ama bu hiçbir şey ispat etmez. Evet, bu hiçbir şey ispat etmez. Ne bileyim. Bütün bebekler gibi işte. Minik, masum, savunmasız. İnsan bir bebeğe bakarken kirli hissediyor kendini. Ben öyle hissettim. Bir ara Emir'e benziyor mu diye bakarken yakaladım kendimi. Kendine niye bunu yapıyorsun ki? Senin orada olman ne kadar ağır, ne kadar zor bir şey, bunun farkında mısın? Hangi bebek etrafında ondan korkan insanları hak eder ki? O korkaklardan biri babası belki onun. Biz kendimizi nasıl affedeceğiz bilmiyorum. Neyse siz gidin artık. Emir, saçmalama, biz buradayız. Yok. Sen buradaysan biz de buradayız kardeşim. Ben biraz dolaşacağım. Feriha nerede? Bilmiyorum ama onun eviyle konuşması lazım herhalde. Alo, Gülsüm. Neyse. Bana ne zaman ihtiyacın olsa ben buradayım. Tamam. Efendim? Evde misin? Parktayım. Ben de DNA testiyle ilgili doktorla konuşmayı bekliyorum. Bebek iyi mi? Şimdilik bir sorun olmadığını söylediler. Feriha. Efendim? Evden sanki dün çıkmış gibi. Ben eşyaların yerini biraz değiştirdim. Can sıkıntısından, oyalanmak için. Bir an kendi yatağımda bir daha hiç yatamayacağım sanmıştım. Ama buradasın işte. Evindesin. Güvendesin. Bir yerden başlamak lazım değil mi Cansu? Seni oradan çıkardım. Evine getirdim. Ben sözümü tuttum diyorsun yani. Ben sadece vicdanımın sesini dinledim. Seni o halde o hastanede bırakamazdım. Burada bizden başka kimse yok. Yani oynamana da gerek yok. Gerçekleri konuşabiliriz. Senin mahkeme gününe kadar dışarıda olman benim için bir çeşit iyi niyet göstergesi. Ve ben de senin bu iyi niyetini suistimal edersem, bana vermediğin ilaçlardan bahsedersem hastaneye geri yollayacaksın yani, öyle mi? Hala bundan bahsediyor olman bile çok ürkütücü. Benden ürküyor musun sen Eman'ım?
aynı durumdayız. Ben de senden ürküyorum. Sen kime güveniyorsun Cansu? Teyzene mi? Öyleyse sana bir sürprizim var. Onunla sadece iki telefon konuşması yaptık. Yaşadığımız sorunlardan bahsettim. Bir daha yeğeninin sesini bile duymak istemedi. Bak, bu konuda anlaşalım. Bana güvensen de, güvenmesen de benden başka kimsen yok. Ben bugün Rüya ve annesiyle buluştum. Konuştuk. Yani bir an içinde olsa... ya o benimse demedin mi? Yani hiç mi kafan karışmadı? Tek hissettiğim korkuydu. Doğmamış masum bir bebekten korkuyoruz. Korkup birbirimize saldırıyoruz böyle. Çok acımasız geliyor. O bebek için ömrüm boyunca elimden gelen her şeyi yapacağım. Belki kendi babamdan bile daha kötü baba olacağım. Ama deneyeceğim. Sen? Ben o bebeğin babasıysam ne yapacaksın Feriha? Hayır, gurur para etseydi biz Karun olmuştuk memleketin başına. Sessiz ol, babam duyacak. Ay duysun. Ha zaten en çok babanın duyması lazım. Yani bir gözünü kulağını açması lazım artık. Bir sorsun bakalım kendine. Hayır, ben nerede hata yaptım da kızım yalancı, oğlum hırsız oldu diye. Bana bak, bir daha anama babama laf söylersen. Ne olur ha? Ne yaparsın? Hayır, döver misin, öldürür müsün? A tabii, yani benim gidecek yerim yok ya, evden atarsın değil mi? Ah yavrum, gel hoş gelmişsin. Hoş bulduk anneciğim. Hah, güzel kızım gel. Hah, güzel. Dayıcığım nasılsın? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hayırdır kızım? Sen öyle habersiz gelmezdin. Feriha'ya geldim de anne, size de bir uğrayayım dedim gelmişken. İyi. Nasılmış Feriha Hanım? Vallahi bilmiyorum anne. Yani kapıyı açmadı bana Feriha. Ne? Ben apartmana girerken gördüm aslında, evde. Ama herhalde delikten baktı. Ben olduğumu görünce açmak istemedi, bilmiyorum. Yazıklar olsun. Vallahi abi, hiç kusura bakma ama senin bu kızın artık bizi iyiden iyi görmezden geliyor ha. Eskiden sıkılıyordu, utanıyordu bizden. Artık iyice yüzümüze bakmaz oldu. Benim kızım ne yapmış ona? Ha? Böyle kardeşinin kapının dışına koyuyor. Ha, benim kızımın bir günah, böyle herkesin iyiliğini düşünmesi mi? Ha, yuvasını kurtarmaya çalışması mı bu kızın atası oluyor? Anneciğim tamam, ne olur yapma. Hatice, Allah aşkına bana bir şeyler anlatmaya çalışma.
can yarısı değil mi? Kardeş yarısı. Halasının kızını kapıya koyuyor ama Gülfi'den alıyor içeriye. Ha, parasıyla temizlik yaptırmaya değil mi? Sen ne diyorsun Hatice? Sen de o kadar mı? Benim kızımı kapıda koyuyor ama onun kocası var ya, abisinin önüne kemik atar gibi, böyle köpeğe kemik atar gibi iş veriyor ona. Kızın yukarıda kuruluyor, çöpünü almamızı bekliyor. O kadar mı sadece? Anasının can yoldaşını alıyor da evde parayla çalıştırıyor. Senin kızın artık bizi parasıyla dövüyor abi. Öyle benim kızımın yuvasını böyle yıkmaya çalışan fingirdak kızı evinin kapısını açıyor da halasının kızını can bile öz bir öz halasının kızını kapının dışına koyuyor. Kız sen ne varıyorsun oraya da? He? Anneciğim, hamile kadın doğurmuştu, o yüzden gittim. Çok abarttın. Bence yeterince yalnız kaldı. Feriha ile konuştun mu? Benim doktorla konuşmam gerekiyor. Emine'nin arkasını döndüğünde benden uzaklaşacak mısın? Bir an için bile. Buraya ne için geldiğimizi unutma. Prematüre doğumlarda alışık olduğumuz bir tablo. Sıra dışı bir endikasyon yok. Birkaç gün daha gözetim altında kalması gerekiyor. Bir şey daha var. Bizim özel bir durumumuz var, size bahsetmiştim. Evet, DNA testinden bahsediyorsunuz. Ben bir an önce bu testin yapılmasını istiyorum ama bebeğin durumu... Yasal prosedür için anneden alacağımız yazılı izinden sonra işlemlere başlayabiliriz. Peki sonuçları ne zaman alırız? Bir hafta. Dinliyorum Aysun. Bebek doğdu. Nasıl? Daha erken değil mi? Öyle oldu. İyi. Testi ne zaman yapacaklar? Emir bugün doktora soracak. Test için kan ve doku örneği gerekiyor. Emir bugün bebek için kan verdi. Bakalım bebek küçük beyimizden çıkarsa ne yapacak? O dandik kulüpten kazandığı parayla çocuk büyütmek kolay olacak mı acaba? Neyse. Yine insanlık bende kalsın. Umarım yırtar paçayı. Bu kadar mı Ünal? Emir, bebek için kan verdi diyorum. Bugün oğlumuz kendi kanıyla oğlunu hayata bağladı. Aysun, test sonuçlarını almadan bebek için ağıt yakamayacağım. Kusura bakma. Odaya gidip DNA testi için işlemini başlatmak istediğimi söyler misin? Süslemeler gözüme biraz az göründü. Siz ilgilenebilir misiniz lütfen? Biraz daha ilave edin. Aa, teşekkür ederiz. Birkaç gün daha buradayız. Evet, biraz hazırlıksız yakalandık. Faturayı Emir Sarrafoğlu'na kesin. Teşekkür ederim. Anne. Bak ne kadar yakıştı, gördün mü? Çok güzel oldun. Mağazayı aradım. Loğusa şerbetiyle ikramlıkları da getirecekler. Küçük Emir Sarrafoğlu için gösterişten kaçınamayız değil mi ya? Yarından itibaren de ziyaretçileri kabul ederiz. Hoş geldiniz. Hülya Hanım. Sizinle biraz şöyle geçebilir miyiz? Ah tabii. Geliyorum tatlım.
Hülya Hanım, sizinle Rüya'nın yanında konuşmak istemedim. Buyurun. Emir doktorla konuşmuş. Babalık testi için Rüya'nın yazılı iznine ihtiyacımız var. Oğlunuz hiç zaman kaybetmiyor değil mi? Onu ne kızımın durumu ne de oğlunun durumu durduramıyor. Yazık. Ama hiç merak etmeyin Aysun Hanım. Rüya iyileştiği zaman ihtiyacınız olan izni verecektir. Ama oğlunuz bu duyarsızlığından dolayı ömür boyu oğlundan utanacak. Geçti borun pazarı Mehmet Efendi. Sen daha hala böyle otur. Eğer o bebek de kapı gibi sarraf oğluysa, sen gör bak o gurur abidesi kardeşim 5 dakika daha durmaz evde. Artık ne evlilik kalır ne bir şey. Biz de ömrümüzce borç çekeriz. Ah abim, nereye gitti acaba? Tutamadım çenemi. Oğlum sen de böyle oturup kaldın. Gideydin ya babanın peşine. Ne yapayım hala? Adamın sakinleşeceği varsa da sakinleşmez. Ben 3 silahşörler olduğumuz günleri özlemişim. Her şeye rağmen yan yanayız. Hadi bari. Feriha burada olmasa da onu da sayayım. Dün yan yanaydık. Bugün yan yanayız. Yarın da yan yana olacağız. Ben şu an, şu saniye bir çocuğun babası olabilirim. Sen babasıysan ben de amcasıyım lan, ne var? Ben de halasıyım. Ne var yani? Olduysa bir kere bu, hepimiz buna katlanmak zorundayız. Emir Bey, doku örnekleri yeterli. Laboratuvar işlemleri başladı. Artık beklemenize gerek yok. Peki, bebeğin durumuyla ilgili bir gelişme var mı? Bebeğin durumu iyi, stabil. Sağ ol. Gidebiliriz yani. Emir, şu an ne yapmak istiyorsun? Şu an ne yapmak istiyorum? Şu an zamanı geri almak istiyorum. O geceye geri dönmek istiyorum. Yapmak istediğim şeyler bu kadar imkansız işte. Feriha'ya gitmek istiyorum. Ona sarılıp bizi bugün bu hale getirdiğim için özür dilemek istiyorum. Hayır. Hiçbir şey söylemeden sadece ona sarılmak istiyorum. Sen de benim kadar korkuyor musun demek istiyorum. Hiçbir şey imkansız değil ki. İmkansız. Zamanı geriye almak kadar imkansız. Evine git kardeşim. Hadi Emir. Ne derler? İmkansız sadece zaman alsın. Ben korkuyorum. Bak. Biz öfkeyi, nefreti, sevinci, hüznü hep beraber yaşadık. Ya şimdi bir korkuyu mu paylaşamayacağız? Siz ikiniz var ya. Öyle işte. Fotoğraflarına bile bakamayacak kadar utanıyorum. Cansu, inanmıyorum. Nasıl oldu bu? Oldu işte. Doktorlar dışarıda daha iyi olacağımı söylediler. Sanem Hanım da beni çıkarttı. Peki
İlaç meselesi? Ha şey, biz onu konuştuk. Şimdi başka şeylerden konuşalım, olur mu? Odanı da düzenlemiş. Spor malzemeleri gitmiş. Evet. Odamla uğraştığından bahsetmişti. Uğraşmıştır. Temizlik ha? Umutsuzluğumu temizlemeye çalışıyorum. Aman neyse. Neler kaçırdım hastanedeyken. Hadi bana onlardan bahset. Sanım Hanım... Hayır hayır. Sanım Hanım değil. Ben Emir'den bahsediyorum. Yani Emir ve Feriha'dan. Bekar erkek ruhunu yansıtmıyor bu ev ha? Değiştirelim. Evet. Değiştir bakalım. Kasa sensin. Değiştirelim de ben bu mobilya işlerinden pek anlamam. Modelleri sen seçersin. Böyle her dediğime evet mi diyeceksin? Böyle mi tavlayacaksın beni? Hayır, bunlar annemin seçtiği eşyalar. Belki içini acıtıyordur diye olur dedim. Yani onlar evlendiler öyle mi? Evliler şu anda. Evi de satıyorlar. Hayatımdan çıkıyorlar. İkisi birlikte. Cansu bak, bunları saklayabilmenin bir yolu olsaydı inan bana saklardım. Ama başka bir şekilde öğrenmeni istemedim. Nasıl ya? Evlendiler diyorsun. Evliler yani. Gidiyorlar. Bak, onların bir hayatı var. Senin de bir hayatın var. Bu senin ikinci şansın. Ya mahkemeden sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ama bu şansı iyi kullanmak zorundasın Cansu. Biliyorum. Emin ol, bunu benden iyi kimse bilemez. Neyse, bu konuyu kapatalım. Selim Hanım'a gelelim. Buraya getirdi seni, güzel. Peki Selim Hanım'la şu ilaç meselesini konuştunuz mu? Cansu, duydun mu beni? Bak, ben Senem Hanım'ın kendi elleriyle sana ilaç verdiğini gördüm. Bunu biliyorsun değil mi? Lara, ben o ilaçları yutmadım. Saçmalıyorsun. Dedim ya, yutmadım işte. Cansu, yalan söylüyorsun. Ben senin o ilaçları yuttuğunu gözümle gördüm diyorum. Ya ben siz yanımdayken o ilaçları sadece ağzımda tutuyordum. Siz görmediğiniz zaman da tükürüyordum onları. Peki bunu bana hastanedeyken niye söylemedin? Kafam karışıktı. Yani Lara, bunları konuşmayalım artık lütfen. Seni çok aradım bugün. Şimdi konuşmamız için hiç uygun bir zaman değil. Sanem, eğer o adama katlanmam gerekiyorsa bunu senden uzak durarak yapamam. Bülent, şimdi seninle... Neyse, yarın görüşürüz. Uyanınca ara beni, tamam mı? Cansu bugün hastaneden çıktı. İkimiz de çok yorgunuz. Başka bir zaman konuşalım, olur mu? İyi günler.
bunları yaşamak zorunda kaldığımız için özür dilerim. Bir şey lazım mı Feriha Hanım? Hala niye böyle yapıyorsun ama? Hala. Hakikaten hala. Kanı canı bir hala. Halalığı lafta kalan hala. Günaydın. Hocam kapıyı çaldım ama duymadınız herhalde. Bir şey lazım mıydı? Yok sağ ol. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Aynı. Bir haber var mı hastanede? Emir gece geldi. Bir hafta sonra çıkacakmış test sonucu. Konuştunuz yani? O beni uyuyor zannediyordu. Peki. Ben okulda olacağım. Haber alırsan bana da haber ver. Görüşürüz. Görüşürüz. Uyandıracaktım ben seni ama kapı çaldı. Ben çıkıyorum. Günaydın. Günaydın. Dün akşam Bülent uğradı ama onunla ilgilenemedim. Cansu ile ilgilenmem gerekiyordu. Onu hastaneden çıkardım da. Nasıl, iyi mi Cansu? Doktorların söylediğine göre iyi. Daha da iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Yani basit şeyler. Gerçek bir kahvaltı hazırlamak gibi. Onu Feriha'dan uzak tutmalısın. Bunu biliyorsun değil mi? Bence Feriha'dan uzak durması gereken tek kişi Cansu değil. Hmm. Tamam anladım. Yani siz zaten birini buldunuz. O zaman ben hiç gelmeyeyim. Ne oldu? Yine olmadı değil mi? Banka kredi hatırlatması. Nasıl ödeyeceksiniz bu kadar borcu Mehmet? Ha? Ne yapacaksınız? Sen de gidip baban gibi hapse mi gireceksin? Ay belki Levent hocanın sizi takside bağlar da rahat edersiniz. Ya size yukarıdakiler yardım etmeye çalışıyor. Ama siz de böyle gani gani gururunuzla yine inat yapıyorsunuz. Lan bana bak kızım, şu ağzından çıkanla sesine dikkat et, fena olacak ha. Ya neyin fena olacak ki? Ben seni bir halt zannedip seninle evlenmişim, bu kapıcı dairesine tıkılmışım. Zaten Allah'tan belamı bulmuşum. Daha ne olabilir ki? Ya yukarıdaki insan senin kardeşin biliyorsun değil mi? İkizin. Diğeri de kocası. Siz yedi kat elden yardım alırken hiç böyle yapmıyordunuz. Başlatma elinden. Günaydın baba. Hatice, sen git. İlanı gördük. Duyduk ki gidecekmişsiniz.
İlanı astık ama daha gelen giden yok. Ne zaman gideceğimiz belli değil. Gider ayak yukarıdan aşağı işime karışmayın Feriha. Ne oldu ki baba? Söyle o kocada yüzümüze sadaka atmaktan vazgeçsin. Baba ne oldu, ne yaptı Emir? Sen kendin nereden geldiğini unutmadıysan eğer kocana anlat. Bir daha haddini aşmasın. Yukarıdan aşağı el uzatıp benim çatımı başıma yıkmasın. Baba ne yaptı Emir? Sen yaptırmadın mı ne yaptıysa? Ne yapmışım ben ya, ne yaptırmışım? Kocan iş teklif etti bana. İş mi? İş ya. 3 yıllık parayı da önüme attı böyle. Hani ben köpeğim ya, havada yakalayacağım. Eğer senin bundan haberin yoksa, bil ki kocan bizi de senin gibi dilenci zannediyor. Şimdi bu minik solcana torunumuz diyoruz yani. Çok şefkatlisin lan. Allah bağışlasın. Çok tatlıymış ama pek minik. Öyle. Hepimizi çok korkuttu ama iyi olacak. Emir nasıl? Aramadın değil mi? Gerçekten onu hiç aramadığına inanamıyorum. Aysun, oğlunun benden tebrik telefonu beklediğini düşünmüyorsun değil mi? Adam şu an orada korkudan delirmek üzeredir ya. Evet, korkuyor. Çok normal değil mi? Bir hafta sonra hayatı değişecek. Baba olmaya hazırlıklı olanlar bile bunu kaldıramazken... Emir gibi hazırlıksız yakalanan birinin çok korkması normal değil mi? Emir'in bebeğe kan vermesi seni çok etkiledi. Zaten başından beri inanmak istediğin şeye inanıyorsun. Ama kendini çok kaptırdın. Eğer bebek Emir'den değilse, Emir ne kadar rahatlayacaksa sen de o kadar üzüleceksin galiba. Evet, üzüleceğim. Beni yakaladın. Eğer bu bebek Emir'den değilse, ki ben olduğundan eminim, çok üzüleceğim. Ama eğer bu bebek Emir'dense, biz yeniden bir aile olacağız. Ünal, benim geçmişi telafi edebilme şansım yok. Ama Emir o bebekle bir aile kuracak. Ve ben o ailenin dışında kalmayacağım. Yeniden oğlumun annesi olacağım. Anlayışınız için teşekkür ederim. Rahat olun Emir, hiçbir problem yok. Sadece partiyi bir hafta sonra erteledik. Ece zaten medya planlamasını yaptı ve herkesi organize etti. Aa bak kendisi de geldi. Kaçağı yakalamışsınız? Biz de senin kulaklarını çınlatıyorduk. Emir, davet listesine bakmayı unutma, olmaz mı? Tamam, hiç merak etmeyin. Biz de şu listeye bakalım o zaman. Konuşmak istemeyeceğini biliyorum ama şu bebek meselesini duydum da. İyi misin? Zorlama, konuşmak istemiyorum. Peki. Listemize bakalım o zaman. Ünal Sarrafoğlu. Biraz provokatif olduğunu kabul ediyorum. Gelmez ki. Aa, kim burada? Ece. Koray. Nasıl ya? Nasılsın?
İyi sen? Bak şimdi, Koray'a benden bahsetmediğine inanamıyorum Emir. Unutmuşum. Ben de inanamıyorum Emir. Ece, iki saniye bakar mısın? Daha buralarda mısın? Aha, buradayım. Tamam, geleceğim. Nasıl ya, Ece burada mı çalışıyor? Evet. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Bunu niye dalga geçeyim? E niye söylemedin bana? Ne bileyim. Kafamda o kadar çok şey var ki aklıma bile gelmedi. Ateş topu ya, yüksek enerji vallahi hiç değişmemiş. Daha Feriha'ya da söylemedim. Ona söyleme zaten, tanımıyor ki kızı. Hı, tanıyor. Ne? Ece gelmeden birkaç gün önce ona bahsettim. E ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Hiçbir zaman. Çünkü bu onu ilgilendirmiyor. Emir. Bir şey merak ediyorum, bir şey soracağım ben. Siz bu Feriha ile aynı evin içinde ne yapıyorsunuz kardeşim? Feriha'nın istediğini yapıyoruz. Birbirimizin gözünün içine baka baka bitiriyoruz. Emir'e çok kızgınım. Ama şu an onunla bunları konuşmak haksızlık gibi geliyor. Bir haftalığına her şeyi erteleyeceğiz diyorsun yani. Bir hafta. Hiç geçmeyecek gibi. Birazdan baban da gelecek. Artık her şey bizim için yeniden başlayacak. Bugün hesaplaşma günü Rüyacığım. Bugün bizim günümüz. Emir geliyor. Feriha nerede? Gelmeyecek mi? Hadi biz girelim. Hadi kardeşim. Hoş geldiniz. Miniğimiz nasıl? Sanki o da biliyor. O da heyecanlı. Bütün kalbimle oğlumun bu tatlı şeyi oğlum diye bağrına basacağı anı bekliyorum. O gün bugün Aysun Hanım. O gün bugün. Thank you.
Feriha, biz bahçeye çıkacağız. Hadi sen de gel bizimle. Yok, ben burada kalayım. Bir yanlışlık var doktor bey. Duyuyor musunuz beni? Bir yanlışlık var diyorum size. Bir test daha yapacaksınız. Yapmak zorundasınız. Biliyordum. Böyle olduğunu biliyordum. Bana bir şey söyle. Bu ne demek ha? Bu ne demek rüya? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Savaş merhaba. Hande ben. Az önce baba oldun. Bu kıyamı unutma rüya. Bebeğin babası birazdan yanında olacak. Tebrik ederim. Savaş mı dedi bu? Savaş. Bu hiçbir işe yaramaz beş kuruşsuz spor hocası, öyle mi? Sen ne yaptın bize? Sen ne yaptın bize? Anne özür dilerim. Ben sana o çulsuzla görüşmeyeceksin demedim mi? O serseriyle görüşmeyeceksin demedim mi? O çulsuz bizim işimize yaramaz demedim mi? Anne tek bir geceydi, sarhoştum. O pislik bana korunduğunu söylemişti. Yürü. Aysun ne oldu? Para içinmiş mi? Her şey para içinmiş. Bu da böyle bir anımız oldu be kardeşim. Emir'in boş günü olduğuna göre hadi bunu hep birlikte kutlayalım. Ben Feriha'yı okula bırakacağım. Seni beklediğimden de iyi gördüm. Gerçekten çok iyi görünüyorsun. Ben de kendimi daha iyi hissediyorum. Hava çok güzel. Biz butiğe gitmeden önce biraz yürüyüş yapalım diyoruz. Bize katılsanıza. Cansu henüz o kadar açılmadı. Biz biraz ağırdan alıyoruz. Yani mahkeme gününe kadar evde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ben butiğe gitmeyeceğim zaten. Ben tekrar uğrarım. Görüşürüz. İyi o zaman. Hadi biz de kaçtık. Lara'ya neler anlattın ve onu bana karşı nasıl bu kadar doldurdun bilmiyorum ama umarım bu son olur. Ben hiç böyle hayal etmemiştim. Yani defalarca düşündüm ben bugünü. O bebeğin başkasından olduğunu öğreneceğimizi.
Belki daha önce birbirimize hiç sarılmadığımız gibi. Ne yapıyorsun ya? Bunu hayal etmiyor muydun? Oldu mu? Sabah beni yalnız bıraktın. Bıraktım. Çünkü bu senin çok hayal ettiğin gün neyi değiştirdi ki hayatımızda? Üzerimizden büyük kalktı. Bu yaptığın haksızlık. Evet, haksızlık. Zaten bu birbirimize yaptığımız ilk haksızlık değil ki. İyi dersler. Emir kaçtı mı? Feriha, derdin ne? Ya bebek Emir'den değil. Senin derdin ne? Sen aramızda olanları anlayamazsın. Uğraşma benimle, boş ver. Sen doğru kişi değilsin Hande. Bak sen. Ne için doğru kişi değilim? Feriha'nın seninle konuşmayacağını biliyorsun. Doğru. O seninle konuşur. Çünkü sen doğru kişisin değil mi? Bak bizim konuştuğumuz şeyler öyle senin anlayabileceğin şeyler değil. Ne kadar boş bir iddiacılık kaptan. Aramızdaki tek fark benim tek taraflı aşktan vazgeçmem. Senin ise hala devam etmen. Şimdi söyle bakalım. Hangimiz doğru? Neyse ki hala işime yarıyorsun değil mi? Hiç sanmıyorum. Yeni boyuna başlamışsın ha? Bana vazgeç diyorsun ama ben senin bana benden vazgeçme dediğini duyar gibiyim. Git kulaklarını yıkat. Benim bütün hayatım sensin Hande. Sensiz bir anım yok. Ne iyi ne de kötü. Sen yokken ben olamıyorum. Sanki sen benim yokluğumda sen misin Hande? Ben. Ben kalmakla yetinmiyorum Koray. Ben yaşıyorum. Ben hayatıma devam ediyorum. Yalnız da değil. Hayatımda biri var. Sana inanmıyorum. Sen bilirsin. Sana inanmıyorum. Teşekkür ederim. Bana gülümseyeceğin bir şey söyle. Başka bir sürpriz yoksa baba değilim. İşte bu tam bir sarraf oğlu cevabıydı. Yalnız bu eşinle kutlaman gereken bir şeydi sanki. Hem bugün izinliydin de. Yapacak daha iyi bir şeyim yoktu. Problem kokusu alıyorum. Çalışmak iyidir. Karın da geliyor mu partiye? Gelmez. Sakın açma arıyor. Ben de o yüzden açmıyorum zaten. Neden gelmiyor partiye? Pek parti havamızda değiliz. Pek konuşma havasında da değilsin sanki. Neyse şu playlist'i göstereyim bari sana. Ha Gülfinan abla. Heh. Kız bırak, kuşku da canına sende İlahi. Bana bak Feriha, yarın geliyorum, haberin olsun da ona göre. Tamam. He. Pazar var değil mi bugün? He, pazar var. Oy, Gülfiden ablası kurban olsun ona. Emir Hanım'ı pazara da gidermiş, dolabını da doldururmuş. Şişt. Hadi bakalım, akşam seçintisinde kalma. Çabuk ol, çabuk. Haydi, haydi, haydi.
Vallahi şu pazar da olmasa yani şöyle bir geleceğimiz gezeceğimiz bir yer yok. Ama ben seni duyan da genç kız zannedecek. O kadar meraklıysan gezmeye gir bir işe çalış, kazan paranı gez. Işık. Çalışayım da bütün paramı böyle Mehmet'le babamın enayiline sayayım değil mi? Yok öyle ya ama. Ben bu borçlar bitene kadar çalışmam. Aa! Kız bizim Feriha da burada ya. Feriha? Hala alayım. İstemez. Şu kız bana bak. Evinin kadını mı oldun sen? Ama bak kocan daha ilk maaşını almadı, ona göre hesaplı git. Yavrum gerçi baksana, iki lokma bir şey almış. Tabii bu bebek olayı falan iştahınızı kesti değil mi? Hala babam merak ediyorsa söyle. Çocuk Emir'den değil. Test sonucu çıktı. Ay çok şükür ya. Ha, bitti değil mi yani, bu dertten de kurtulduk. İyi iyi, ben hemen Mehmet'e haber vereyim iş için. Sağ ol aldığın için. Önemli değil. Şu bebek olayı ne oldu? Bir gelişme var mı? Feriha ile konuşmadın mı? Yok, konuşamadım. O gün gittiğimde bana kapıyı açmadı. Ben de arayıp üstüne gitmek istemedim. Emir'den değilmiş. Gerçekten mi? Ay çok sevindim. Çok şükür. Efendim İlker. Ha, Emir'in aklına parti falan gelemez yani. Parti düşünecek hali yoktu. Davetlisiniz tabii. Bütün kadro orada olacağız. Yazdırmayı unutmuştur adını. Şey, parola gerçek yüzünü göster. Bu maskeli zımbırt işte biliyorsun. Tamam. Parti mi var? Aha, Emir'in yeni mekanında. Peki o zaman parola ne alaka? İşte şifreli parti. Parolayı söyleyip öyle giriyorsun içeri. Ne kadar sürecek bu terapilerin? Bilmiyorum ki. Ya, doktorlar karar verecek ona. Ama mahkemeye kadar daha yoğun olur herhalde. Ya, kontrol terapisi gibi bir şey aslında. Sanım Hanım gelecek mi peki bu terapilere? Yok canım, ne alakası var? Sahi, o nerede? Yukarıda. Bülent'e bakmaya gitti. Sence de garip değil mi? Kaç yaşında çocukla arkadaş oldum. Arkadaş? Yakından ilgileniyor yani. Abinle hayat nasıl gidiyor? İkimiz de henüz gerçek performansımızı sergileyemedik. Sorun çıkarmak istiyorsun. Gerçekten sorun çıkartmak istiyorum. Bunun için beni kullanamayacağını hatırlatmama gerek var mı bilmem. Selam. Merak ettim seni. Okulda pek iyi görünmüyordun. Test sonucu çıktı. Bebek Emir'den değilmiş. İkiniz için de sevindim. Kıskançlık. Feriha'yı kıskanmak. Ben oralardan çoktan geçtim. Ama sen ufaklık. Sen hala oralarda dolaşıyorsun. Yani senin için değil, seni kullanarak o kadına yakın olmak istediği için burada diyorsun. Ben bir şey söylemedim. Sen söyledin. Feriha. Cansu hadi. Feriha ben...
Cansu. Mahkeme gününe kadar senden Feriha'nın feysini bile duymak istemiyorum. Senin kendi iyiliğin için. Hadi yürü. Emir. Ben iyi değilim. Feriha. Ne oluyor? Ben Cansu'yu gördüm. Ya çok kötüyüm yani, seninle konuşursam. Feriha, sesin gelmiyor. Ya Emir, ben seni bekliyorum. Bekliyorum işte. Feriha, mesaj at, hiçbir şey duymuyorum. Eğer sakin bir yere geçebilseydin... Feriha beni görünce neye uğradığını şaşırdı. Onu suçlayabilir misin? Alo? İlker? Biliyorum, ben de seni arayacaktım. Farkındayım. Cansu'yla'yız biz de. Ne partisi ya? Neyse, sonra konuşuruz. Benim işim var. Mesajlaşırız. Hadi görüşürüz. Emir'le ilgili bir şey dedi sana, değil mi? Nereden çıkarıyorsun? Bir anda panikleyip kapattın da ondan. Parti dedi. Emir parti mi veriyor? Aman, evet. Ve senin bütün çılgınlığın Emir'in doğum günü partisine gizlice gitmenle başladı. Bunu unutma. Rahat ol. Emir'in yüzüne bakabilecek cesaretim yok zaten. Ben de gitmeyi düşünmüyorum zaten. Ya maskeli parti. Beni bayağı kızar. Maskeli mi? Cansu. Maskeli ve şifreli. Bunu sakın aklına getirme. Gerçek yüzünü göster. İyi akşamlar. Levent'e mi baktın? Yok, çöpe baktım. Çöp yok, Levent de yok. Ama borcunu ödeyeceksen bana bırak, ben onu iletirim. Ne, borcun yok mu? Var. Ne zaman ödeyeceksin? Ha, dur, anladım. Öylesine borç dediğiniz adına. Sen mahcup olma diye. Tabii, Levent de sever sizi. Nasıl olsa başka hesapları var. Para hesabıyla uğraşacak değil ya. Borç benim borcum. Sen kafanı yorma.
Döktüm ben çöpü. İyi tamam. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Ben de işleri çok ihmal ettim doğrusu. Yarın gece Hilse ne dersin? Bir arkadaş şarap içip şu son durumları konuşuruz. Peki Ünal, görüşürüz. Ünal Bey'le çok resmisin. Eğer merak ediyorsan ilişkimiz sadece iş arkadaşlığı olarak devam ediyor. Ayşin Hanım yanılmadı yani. Onu nikah masasına oturtamadığın için mi vazgeçtin? Seninle özel hayatımı konuşmayacağım Cansu. Ünal'la sadece işle ilgili değil, senin hakkında da konuşacağım. Seni hastaneden çıkarmamdan hiç hoşlanmayacak. Ortaklığımızı bitirmeye niyetlenmişti. Onu zor ikna etmiştim. Umarım yeni bir krize neden olmaz. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Baksana. Teklifin hala geçerli mi? Aynen. Borcumuz kadar parayı drink vereceksin. Ben de kapatacağım öyle mi? Söylediğim gibi işte. Hepsi geçerli. Sen ciddiysen. Yani harbiden ciddiysen kabul ediyorum. Tamam. O zaman yarın akşam 8'de Night'a gel. Kime sorarsan gösterir zaten. Başlarsın. Erken kalkmışsın. Uyumadım. Niye? Senin izin günün olduğu için seni bekledim. Haberim yoktu. Eğer telefonun kapalı olmasaydı ya da gece eve gelseydin haberin olurdu. Bu neydi? Sürpriz mi? Bu neydi? Bu patlıcan salatası. Bu mis salatasıydı. Bu senin sevdiğin çoban salatadan.
Ben yatıyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Sen ne istiyorsan onu yapıyorum. Bunu mu istiyorum ben? Ne istiyorsun o zaman? Onu söyle. Burada birbirimizin gözünün içine bakarak bitiriyoruz ya her şeyi. Sen nasıl bitmesini istiyorsun onu söyle. Ben hastaneden döndüğüm gece uyuyormuş numarası yaparak ne yapmak istiyordun? Onu söyle. Hissettiğin her şeyi gidip o herifle konuşurken ne olmasını istiyorsan onu söyle. Seninle konuşamadım çünkü gücüm yoktu. Ben Rüya'yı, bebeği, seni böyle bir aile gibi görünce... Sen de beni Levent Bey'le görmüşsün işte. Aynı şeyi hissettik. Ne gördüğün umurumda değil. Ben ne görüyorum biliyor musun? Biz bunu bile, birbirimize en ağır yerden vuran acıyı bile... Korkuyu bile beraber paylaşamadık. Sen gittin bunu o herifle paylaştın Feriha. Ben bunu görüyorum. Sen mi bahsediyorsun paylaşmaktan? Annemin en yakın arkadaşını temizlikçi diye işe aldın. Mehmet'e iş teklif etmişsin. Hem de ne teklif? Bunun bana ne hissettireceğini düşünmedim bile. Çünkü umrunda değil. Umrunda olan tek şey Levent Bey olan öfken. Biz de sadece bunu paylaşabiliyoruz zaten. Evet paylaşmıyorum. Çünkü ben seni buraya kapattığımda hayatımda kimseyle konuşmadığım kadar konuştum. Bu ne değiştirdi? Bizi nereye getirdi? İşte buraya. Birbirimizin gözünün içine bakarak bitirmeye. Git konuş adamla. Ne anlatmak istiyorsan anlat. Birbirimizi nasıl bitirdiğimizi anlat. Benim bilmediğim ne varsa o bilsin. Evet Levent Bey biliyor. Benim neden burada kaldığımı çok iyi biliyor. Eğer gelseydin sen de öğrenecektin. Ama o kadar düşüncesiz, o kadar kabasın ki sana hiçbir şey anlatamayacağım şu an. Rahatsız edeceğim değil mi? Evet. Kesinlikle rahatsız edeceğim. Çünkü sen nasılsan ben de öyleyim. Senin kadar anlaşılmazım, senin kadar kapalıyım. Ne oldu? Bana bakarken kendinden mi yorulmaya başladın? Alo? Lara, ya butiği bugün benim için erken açtınız diyorum. Hatta bunun için seni şu an almaya geliyorum. Şakasın. Ya ben daha sugar gezdirmeye çıkaracaktım. Sana kahvaltı vaat ederim. Çok cazip teklif diyemeyeceğim ama benim de konuşasım var. Hadi, geldim sayılır öptüm. Feriha. Ne oldu? Yine köşeye mi sıkıştın? Bebekten kurtulmak da yetmedi sana. Ama sana yetiyor değil mi? Böyle ben buradayım demek. Bizim etrafımızda dolaşmak sana yetiyor. Apartmanda sert rüzgarlara. Ben denizlere alışığım. Rüzgarın her türlüsüne de alışığım. Rahat ol. Beni çarpmaz diyorsun yani. Peki Feriha'yı? Aşık olduğun kadının başına. Sadece varlığına dert açmak. Kötü olmalı. Hande. Benim burada olmamın tek sebebi Feriha değil. Ama sen Emir adına bir kahramanlık yapmak peşindeysen orasını bilemem. Kahramanlık senin için kaptan. Ben sadece dümenime bakarım. Yine geçtim dümene bakıyorum. Yolculuk ne tarafa? Sana. Bana. Emir neredeyse Agu dediğim günden beri tanırım. O bir kere sevmezse, bir kere güvenmezse sevemez, güvenemez. O sana güvenmiyor kaptan. Bu da senin sevgili Feriha'nı mutsuz ediyor. Peki bu Feriha'nın mutluluğu seni niye bu kadar ilgilendiriyor? İşime yarayacağı için. Açık konuşur musun?
karşında şöyle bir manzara var. Sen yalnız bir adamsın. Umutsuzca seni aklından bir gün bile geçirmeyecek kadına aşıksın. Ve o kadın senin dostunla ayağa kalktı. Ve şimdi senin o umutsuz aşkınla o sevdiğin kadın tökezliyor. Biraz daha açık olur musun? Eğer senin hayatında biri olsaydı, hayat Feriha için daha kolay olurdu. Yani en azından Emir'in kafasına acaba sorusunu sokardın. Bu konuşmayı nereye götüreceğini gerçekten merak ediyorum Hande. Eğer benim hayatımda biri olsaydı, Koray her gün değil, tek bir gün kırılıp beni her gün kırmaktan vazgeçecekti. Şimdi beni anlıyor musun kaptan? Birbirimize yardım edebiliriz. Ya kalbin umurumda bile değil. Bana sadece görüntün lazım. Tıpkı benim sana lazım olduğum gibi. Düşündüm taşındım, başka bir yol bulamadım baba. Ya tabii ki gönülden evet demedim ama girdik bir yola işte. Bir hayırlı olsun demeyecek misin? Bu sabahki enerjinin özel bir sebebi var mı? Akşama görürsün. Bu ne hız ya? Oo gençler. Neredesiniz? Yakışıyor musun gibi playboylara bu saç? Ya vallahi sorma Şükrü abi. Ocağına düştük, akşam parti var. Sen bizi bir yola sokarsın. Evlilik yaramamış hiç size. Abi geldik teslim olduk, vallahi yap bir şeyler ya. Hiç merak etme Emir'ciğim. Ne yapıyorsunuz bu aralar? Ben Night'a geçtim, işletiyorum orayı. Oo Night çok güzel bir gece kulübüdür. Sağ ol. Gel bir akşam bekledim. Tamam kardeş, bir akşam geliriz. Koray sen ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Nasılsın abi, bildiğin gibi. Evlilik nasıl gidiyor? Sorma ya. Emir, akşam Feriha'da geliyor mu? Emir'in partisi bomba olacak. Bütün piyasa bunu konuşuyor. Kesinlikle bomba olacak. Ya ben yanlışlıkla mesajı silmişim. Neydi şifre? Gerçek yüzünü göster. Vay, maskeler düşer, gerçek yüzler gözükür. Kaçta gideceğiz? Benim bir partnerim var Nehir'cim. Ben onunla gideceğim. Aman ya, partneri varmış. Piyangodan mı çıktı? Sayılır. Hande ne diyorsun sen? Ciddi misin? Hadi akşamı bekle. Şey bu arada Feriha oralarda mı? Ha, burada. İyi. O zaman onun kulağına eğil ve şifreyi söyle. Ay saçmalama ya. Hadi dediğimi yap. Akşam görüşürüz. Gerçek yüzünü göster. Hande'den sevgilerle. Merhaba, kolay gelsin. Bana çok acele tuvalet lazım da. Tuvalet arka tarafta. Yok, öyle değil. Yani tuvalet almam lazım abiye. Ha, pardon. Ya ben de böyle koşa koşa gelince herhalde tuvaleti kullanacaksın diye düşündüm. Pardon. Hiç önemli değil. Böyle son dakika oluyor ama bir şeyler ayarlayabilir miyiz sence? Nasıl bir gece diyeceksin bakalım? Emir'in çalıştığı yerde bu gece parti vardı, orada gideceğim. Koray'la gideceksin yani. Yok. Ona sürpriz yapacağım. Rahatsız edeceğim değil mi? Evet.
kesinlikle rahatsız edeceğim. Çünkü sen nasılsan ben de öyleyim. Senin kadar anlaşılmazım, senin kadar kapalıyım. Ne oldu? Bana bakarken kendinden mi yorulmaya başladın? Gerçek yüzünü göster. Aynur. Aşk olsun Feriha sana. Hani arayacaktın beni? Hani benim sana anlatacaklarım vardı. O avukat vardı ya, hani anlatmıştım sana. Olmadı onunla, yani anlaşamadık biz. Tek kaldım yine. E boş ver. İki kişilik yalnızlıktan iyidir. Ya bir şey soracağım, sen tiyatro kulübüne takılıyordun değil mi? Kostümü aldılar ama oyunculuğu beceremeyince. Bana bir iyilik yapmak ister misin? Teşekkür ederim. Gece sen de geliyorsun değil mi? Her geçen dakika daha da gelmemem gerektiğini düşünüyorum. Anlamadım. Daha karar vermedim. İnsanın elinin altında böyle koca bir butik olunca tabii son dakikayı da bırakabiliyor. Peki neden bu kadar kararsız kaldın? Arkadaşların gitmiyor mu? Hande'yi mi sormaya çalışıyorsun Gülsüm? Evet. O da geliyor değil mi? Evet geliyor. Şey Gülsüm, sana ayıp etmek istemem ama bu şifreli bir parti yani. Yani her önüne geleni almıyorlar diyorsun. Merak etme. Ben de gerçek yüzümü göstermeye gidiyorum. Neyse hoşça kal. Bu gece ilk gece Emir. Göreyim seni. Heyecan başlamış. Ya hayatım parti vermekle geçti diyebilirim ama hiç böyle olmamıştım. Aslında bu kendin için verdiğin ilk parti. İmparatorun oğlu değil de Emir Sarraf olduğu için verdiğin ilk parti. Hadi gerçek yüzünü göster onlara. Emir Bey, Mehmet Yılmaz diye biri geldi, sizi soruyor. Gelsin. Sen görüşmeni yap, ben de bir son hazırlıkları kontrol edip geleyim. Başlıyor musun? Hayırlı olsun. Maske. Sosyete uçmuş ya. Sen bir de bunları Halloween'de gör. Halloween mi? O ne lan? Hanımefendi, yalnız bu parti şifreli. Parolayı söylemeden içeri giremiyorsunuz. Gerçek yüzünü göster. İyi eğlenceler.
bekle İlker ya. Sen trafiğe kalırsın demiştin. Ben kendim gelirdim. Cansu? İnanmıyorum. İlker, hadi çabuk ol. Gerçek yüzünü göster. İyi eğlenceler. Parola. Enerji içeceği istiyorum. Merhaba. Nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Daha yeni başladık. Takipte kalın. Gerçek yüzünü göster. Gerçek yüzünü göster. Gerçek yüzünü göster. Kim o herif? 12'ye kadar beklemek zorundasın. O herifin yüzü benim umurumda bile değil. Buradaki tek işinin beni sinir etmek olduğunu biliyorum Hande.
Gece uzun Koray. Bence son kararını geceye bırak.